kepçemiz gördüğünüz gibi şırınga içerisinde su. Tamamen motorların, şırıngaların pistonunu itmesiyle su kuvvetiyle eksenler hareket edebilmektedir. Projenin amacı bütün iş makinelerini uzaktan kontrol edebilir hale getirmek ve mümkünse pozisyonlanabilir halde otonom hale getirebilmektir. Biz burada ekskavatör örneğini ele aldık. Operatör uzaktan kontrol edilebilecek herhangi bir iş makinesine uzaktan komutlar veriyor. İstek motorlar ya da servo motorlar ya da şu anki sistemde olan hidrolik sistemleri pozisyon bilgisi alabileceğimiz sensörlerle değiştirerek yani enkodörlerle değiştirerek kaydedebileceğimiz veriler elde ederek sürekli yapılan hareketleri otonom hale getirmek. İş kazalarından dolayı operatörlerin can güvenliğini korumak amacıyla bütün iş makineleri uygulanabilir bir sistem tasarladık. Bir bunu makete döktük. Operatör uzaktan yaptığı hareketleri makineye aktarıyor. Daha doğrusu kumandadan yaptığı hareketleri makineye aktarıyor. Makine motorların yaptığı pozisyonları kaydediyor. Ve bunları daha sonra tekrardan yapabilecek hale getirebiliyor. Aynı zamanda tozlu ortamlarda operatörün tozlu ortamlardan çalışmasını da engelleyebiliyor. Askeri ortamlarda çalışmasını engelleyebiliyor. Görüntüyü dışarıdan aldığımız için operatörün hiçbir şekilde iş makinesinin içine girmesine gerek kalmıyor. Maden ocaklarında, mermer ocaklarında, askeriyede kullanılması planlanıyor bu projenin. Farklı iş makineleri kullanılması planlanıyor. Özellikle vinçlerde. Çünkü vinç operatörleri çok yüksek yerlerde bulunuyor. Herhangi bir iş kazasında geri dönülemez ölümcül kazaların nedeni olabiliyor. Biz bu maketi 1'e 17,5 oranında tamamen gerçeği tasarlayarak yaptık. Sadece içindeki hidrolik sistemi bizim yaptığımız ve tasarladığımız step motor sistemiyle beraber değiştirdik. Şu anki sistemden yaklaşık %30-%40 civarlarında daha düşük enerjide çalışması gerekiyor. Çünkü bu elektrikli. Bu projenin hayata geçtiğinde iş makinelerinin tamamen uzaktan kontrol ve otonom olması, mümkünse de elektrikli olmasını planlıyoruz. Bu projeyle amacımız özellikle askeri uygulamalarda, yani açılan hendekleri kapatma uzaktan, mayınların etrafını operatör olmadan kazmak ve bunu güvenli bir alana taşımak. Onun haricinde yine yerüstü maden ocaklarında veya mermer ocaklarında operatörün aracın içerisinde olmadan kontrolünü sağlayarak işi yapılabilir hale getirmekti. Bunun için kesinlikle uzaktan kontrol edilebilen bir iş makinesi olması gerekir. İş makinelerinin kullanımında da bildiğiniz üzere belirli hareketler mevcuttur. Belli bir yer kazılır, yükleyici olan bir kamyon ve benzeri bir taşı da yüklenilir ve oradan tahliye edilir. Bu tür rutin olan işleri de koordinat belirleme özelliğinden yararlanarak aynı zamanda otonom olarak da gerçekleştirilmesini amaçladık. Ve günümüzde çevre kirliliği oldukça büyük bir sorun teşkil ettiği için dizel araçların kullanımı çevreye olumsuz etkilerde bulunmakta. Bu sebeple de bu amaçla yola çıkarak elektrikli bir iş makinesi gerçekleştirmek istedik.